Her Konuya Varın podcast serisine hoş geldiniz. Bugün yanımda Levo var. Hoş geldin Levo. Hoş bulduk. Merhabalar. Bugün Levo ile kendisinin araba sevdası üzerine konuşacağız. Levo açıkçası camiada bildiğim herkes arabam var, Mustang'im var, şuyum var, buyum var diye şarkı yaparken gerçekten altında araba gördüğüm tek rapçiydi kendisi. Yani sözde değil gerçekten özde arabam var diyebilecek kişilerden biriydi. Levo bugün sen kaç yaşındasın mesela? 40 yaşındayım. 40 yaşındasın. Ta 18'li yaşlarına döneceğiz. Yo tabii ehliyetli kısım diyelim. Resmiyetten mi başlıyoruz? Resmiyetten başlayacağız. Sen geçmişine mi dönelim? 13'ten mi başladın? 15'ten mi başladın? Ya araba, bu sevdan ilk başta şöyle sorayım. Nasıl başladı ve kaç yaşında başladı? 18'den önce başladıysa söyle bir şey olmaz. Seni bugün gelip alacak halleri yok yani. Değil mi? Ben araba sürüyordum. Polisler yakaladı beni falan. Yok o hikayeler tabii ki var da şöyle bir şey var. Araba sevdası zaten Türkiye'deki her erkek çocuğunda olduğu gibi bende de vardı. Ben 1981 doğumlu olduğuma göre tabii 84'te 85'te ne tip araba, ne tip oyuncaklar veriyorlardı elime bilmiyorum ama muhtemelen işte plastik arabalar, dandik arabalar ya da Almanya'dan akrabamız eğer iyi bir araba getirirse bana hediye, bu şekilde oyuncaklara sahiptik. Ama sonrasında ben daha geçen kendi oğluma söylüyorum. Ya 7 yaşında, 6-7 yaşlarında okumayı çözdüğümde ilk yaptığım şey bu sarı sayfalar diye adlandırılan işte ilanlar muhabbeti vardı. Ama bu hep vardı. Eve gazete alınırdı ve ben oradaki araba ilanlarına bakar sürekli onları okurdum. İşte, niye bakardın gibi? Yok ne bileyim satın oradan. Satın alacak halin de yok. Yok satın sürekli ilan takip eder okurdum bakardım. Kendi arabamız bizim 124'ümüz vardı zaten. Murat 124 evet. Murat 124'ümüz vardı. 1974 model böyle bej renginde süper bir arabamız vardı. Süper araba. Ama öyleydi sene 83 o zaman. Tabii o zaman hani iyi bir araba gibi görünüyor. Sonra 131 aldık. Oo bütün mahalle bize baktı. Murat bugün bizim, onlar koleksiyonerlerin elinde biliyorsun değil mi? Tabii. Aynen koleksiyonerlerin. Hatta geçtiğimiz aylarda bir tane haber gördüm. Bir Murat artık 121 mi 131 124, mi kaçsa. 131. Özel koleksiyonerlere bildiğin Mercedes fiyatına falan satmışlar yani. Tabii dönüyor öyle olaylar. Çok ciddi rakamlara satılabiliyor. Ama iyi gerçekten orijinal olması lazım aracın. Yani o dönemden itibaren sürekli tabii araba sevdası vardı. Sonrasında da hani Allah'a şükür tabii maddi imkanlar doğrultusunda 16'larda 17'lerde iyi arabalar eline geçip binebiliyorduk. 16'lar 17'ler yani ama ehliyetsizken şöyle, geziyordun. Gezebiliyordum ama öncesinde de babamın da bulunduğu çevreden kaynaklı. Mesela 1991 yılında Honda CRX geldi. Babamın arkadaşının arabası. Babam getirdi. Yani ben o arabanın içinde böyle oturdum. Saatlerce oturduğumu biliyorum. Yani araba hareket etmiyor. İçinde oturdum bekledim. Honda sevdalıları da ayrı oluyor. Honda'ya bir kere bulaştı mı bütün arabaları Honda oluyor. Biliyorsun ben, değil mi? Ben de Honda sevdası olmadım. O zaman çok sevmiştim onu. Sonrasında da Integra vardı. O da çok iyi bir arabaydı. O dönemin müthiş arabaları. İşte ben böyle sonra araba sahibi olma dönemimde tabii ki dediğim gibi hani müzikle eş zamanlı olarak hani rap müziğe sevdamız var işte var o falan filan güzel Amerika'yı takip ediyoruz. Bizde de var araba hani. Şarkılarda hep bir araba teması var değil mi? Evet evet onlar da var. Altımda bu var, altımda tamam, ben, şu var. Bende de var olanı. Ben de evet vardı. Bizim çocuklarda da hani rap müziğiyle uğraşan arkadaşlarımızda da hep oradan görüp copy paste yaptıkları için hani böyle bir benim arabam şöyle işte arabamı yanladım yok oradan girdim. İşte 120 ile viraja girdim diyor. Anlatıyor. 2003'te falan yine benim BMW var o zaman bir tane. Hani yanlıyoruz falan. 2002'de, sana ne demiştim? 2003'te. O dönemlerde kesin BMW vardır sende. O dönemin hit arabası BMW'ydi demiştim. Aynen. Ama sen beni egale ettin. Porsche vardı dedin. Yok. Porsche'lara sonra geçtik falan. Öldü. Ama BMW'ler güzeldi. BMW olayını. 90'lı yıllar bu arada. Kimin? Şu an konuştuğumuz yıllar değil mi? Şimdi yok BMW'yi aldım. BMW'nin 2000'de oldu. Falan aldım. 2000'de ben aldım? Bir zahmet şey değil ya. O zaman Hyundai almıştım ilk daha hani kendi şahsım. İlk araban neydi? Şahsıma ait aldım. Hyundai Accent 1999-2000 yılında aldım. Hyundai Accent kendime alınan araba. Ayrıyeten hani ailenin haricinde o zaman babada işte ne bir Mercedes var falan hani onlara biniliyor. Ama ben kendi şahsıma aitti. Onu aldılar. Onu layık gördüler. Birkaç sene sonrasında BMW 3 kasalar işte yan vermeler, bilmem neler, denemeler, makaslar, cartlar, curtlar. Böyle deneme. O dönemde tabii ki birçok rapçi arkadaşım, buradan isim vermiyoruz. Arabalarımla, hani benim arabamla geziliyor, gezdiriyorum. Sonra bakıyorsun adam şarkıda diyor ki arabada bunu yapıyorduk. Lan ehliyetin yok ki senin. Benim arabamla yapıyorsun. Hani... Sen aynı zamanda kliplerde kullanılan arabaların çoğunu tedarik eden kişisin. Yanlış mıyım?
Doğru tabii, bir de böyle bir durum var. Çoğu... Yani atıyorum Maserati diye bir şarkı yaptı, sallıyor. Tabii hemen adam. Arayabilirsin. Ama yani klipte kullandığı Maserati, yani Maserati'm var falan filan ya benimdir, diye şarkısında ya, senin Maserati'n aslında. Ya benimdir ya arkada, hani benden kaynaklı bir yerden bağlantı kuruluyordur muhtemelen. Bir şarkının içinde öyle birisine de söyleyeyim. Benim arabamla hava sat attığında falan diye böyle bir dis muhabbeti de vardı bir zaman hani. Kime attın dis'i? Boşver ya. Şey vardı, jiplerimiz kiralık değil, gülümsemeler sahte ama kimde değil falan diye. Gülümsemeler sahte ama jiplerimiz gerçek yani. Evet. Jiplerimiz gerçek sahte, kiralık değil yani hesabı diye böyle bir şarkının içinde de. Hani millet kiralıyordu ya, ya da kiralamaya çalışıyor ya da bana söylüyorlar sende ne var? Getirsene arabanı falan. Peki böyle. Genç yaşta bir araba sevdası vardı sende ve devamlı piyasada hangi araçlar revaçtaysa hep onlar bir şekilde senin altında oldular. Hı-hı. Kliplerde Türk rap piyasasında kullanılan pek çok arabanın tedariğini de aslında sen yaptın. Bugün bunu birçok kimse bilmez. Buradan bunu da söylemiş olalım, dipnot olarak düşelim. Neden Levo ile arabalar konusunda konuşuyoruz? Çünkü gerçekten hem sevdası var, hem ilgisi var, bilgisi var, tutkusu var. Hem de gerçekten o kliplerde gördüğünüz arabaları normalde kullanıyor zaten bu adam. Şey ya abim ya ben ya babam bizim arabalar yanında. Şu anda mesela araçlarla ilgili ne yapıyorsun? Oto alım satım tarzı bir şey mi? Ya aslında benim işim tekstildi ama o işin yanı sıra bu alım satım işleri yapıyorum. Bazı arabaları alıp revize edip yenileyip tekrar satıyorum. Hani bu da bir nevi aslında şey oldu. Hobiyi para kazanma yöntemine çevirmiş olduk. Hani rap müzik de hobiydi ya benim için aslında. Paraya döndüremedik. O paraya dönmeyince. Baktım oradan ölmüyor, bari arabaları alayım dedim, yapayım. Geçen bir araba görmüşsündür belki, Porsche Boxer aldım bir tane. Dedim retro, ben bunu alayım yapayım. Şu sıralar kolay bu arada, hani yapılabiliyor, yapabiliyorum çünkü. Eskiden zordu değil mi? Yani parça bulamıyordum. Eski dediğimiz gerçekten de yani çok eskiye gitmeye gerekiyor. 90'lar ya. Yok yok, 90'a gitme. Bahadır nereye gidiyorsun, 90'a gitme, daha 2008 ya da 9'da ben Buick aldım ya, Buick. Bir tane 78 model bir Buick Amerika'dan. Aldım. Amerika'dan. Yok yok, Türkiye'den aldım. Hani Amerikan Buick. Türkiye'den aldım bu aracı. Bayağı terk edilmiş vaziyette bir garajdaydı, aldım. Yapıyorum işte, sağını solunu yaptırıyorum. Orasıydı burasıydı derken. Hatta tesadüf ki hani onun ismini de vereyim. Sultan Tunç vardı, rapçi bilirsin. Tabii tabii, bilmem mi? O yeni bir parça yaptım dedi. Parçanın içinde sen de yer al falan, böyle görsel olarak hani rapçiler de olsun falan dedi. Aa dedim, iyi güzel. Dedi gelsene işte şuradayız. Dedim sen gel. Benim elimde değişik bir araba var. Gel. Aa araba nasıl bir şey, geldi. Hop arabanın etrafında çekim yaptık falan böyle mahallede. Hop klibe dahil ettin. Bir arabayı daha başka bir rapçinin klibine monte etmiş oldun. Adapte etmiş olduk. O araba için uğraştım. Ama o dönem internet bu kadar revaçta değil. İşte alışveriş siteleri mevcut değil. İstediğimizi istediğimiz anda elde edemiyoruz. Burada Ahmet Usta, Mehmet Usta'nın yanına gidiyorsun. O bakarız, dur halledeceğim ben diyor falan. Almanya'dan arabanın... parça söylüyor, iki ay sonra geliyor. Ya çok büyük mesele yani. Bir de şey var, özgüven yüksekliği var biliyorsun birçok ustada. Ben hallederim diyor. Bir bakıyorsun, bunun sigorta kapağı nerede? Ya abi sigorta kapağını nerede, neyin nerede olduğunu bilmiyorsun. Nasıl halledeceksin? Nasıl halledeceksin diyorum. Yani o frenlerle alakalı problem oldu. Durmadı bir ara. Levo karnın amma gürüldedi be. Ya açlıktan ya. Durmadı bir ara, o Buick durmuyordu ya araba. Frene basmaya başladı. Hani basıyorum durmuyor. Allah dedim lan, o neydi? Taş devri miydi? O çizgi filmde ayaklarıyla durduruyorlar falan ya. Biz o vaziyete geldik. Samim falan öyle diyor. Samim diyor ki ayağımızla durduralım diyor. Bunu yaptırmaya çalışıyorum. İşte parça bulamıyoruz. Parça getirtiyorsun. Lanet olsun dedim. Sattım arabayı. Son 3-5 sene sonra baktık ki internetten her şey bulunabiliyor. Hani daha kolaylaştı. Daha kolaylaştı işler. Mesela o dönem atıyorum hani şöyle misal vereyim. 5000 dolara sattığım araba, hani ucuz verdiğim bir araba. Bugün baya baya o araç elimde duruyor olsaydı 100.000 dolar edecekti. Gerçekten koleksiyon. 100.000 dolar bugün 1 milyon. Gerçekten öyle araçlar var ki bende de bir ara o dönem geçirdim ama al sat falan filan işte öyle. Benim aslında antik araç alıp aynı senin gibi garajdan hurdayı alıp bunu revize edip parçasını bulup 1960, 1970 model araçlar. Ben çok bakıyorum internetten, bir tane site var. Genelde İngiltere'den bu araçlar geliyor. Sterling üzerinden satıyorlar. Ya pahalı da değil biliyor musun? Ucuz aslında ama Türkiye'ye getirirsem çok pahalılaşıyor. Prosedürler biraz sıkıntılı. Ve o kadar güzel 70'lerden, 60'lardan Porsche'lar falan var ya. Aklın gider. O kadar güzel araçlar var. Jaguar'lar falan var ki. Ben bunları alıp yaptırsam bana kaça patlar, kaça satarım diye bir ara düşündüm. İnternette araştırdım. Hı-hı. Şimdi hazır seni bulmuşken soru cevapla ilerleyeyim bari. Mesela ben
öncelikle bunu yapmak isteyen biriyim diyelim. Bu hurda aracı nereden bulacağım? Ya senin dediğin gibi yani yurt dışı hani bulacaksın, bulmaya buldun da bunun Türkiye'ye sokması zaten mesele. Burada Türkiye'de bulamaz mıyım? Türkiye'de de bulursun ama Türkiye'de nerede herkes bulurum? Buna uyandı. Muğla'da sanırım bir yer var, hatta bir garaj yapmışlar bununla alakalı ama adamlar kendileri toplayıp kendileri satıyorlar. Çünkü o ekmeği de sana yedirmez kimse şu saatten sonra. Hani orada garajımda benim bu araba duruyor ama sana bunu niye vereyim? Ben revize edip satacağım. Ben diyor. Yaparım, ben satarım diyor. Çünkü oradaki kar marjları artık eskisi gibi değil. Neydi, bir laf vardı mesela. Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı diyorlardı ve şu an nur yağıyor. Gerçekten ortada bir nur var. Eskiler için önemli değildi. Şu an gerçekten antika, retro olayları bir patlama yaşadı Türkiye'de. Herkes de bunun farkında. Bugün sen 80 yaşında adama gitsen desen ki amca şu arabayı alayım mı, işte atıyorum kötü çürümüş. Amca bu çürümüş, 20 bin vereyim alayım. Eskiden verirdi değil mi? Vallahi verirdi. Bedava verirdi o arabayı sana, emin ol. Şu an git değerlenmiş dur hemen, farkında olayım. Lastiğini bile vermez. Ben bunu bir şekilde değerlendiririm. Biliyor, biliyorlar şu an. Herkes biliyor. Yani o bilmese çocuğu biliyor. O yüzden hani ucuza alma olayı biraz zor. Bir de bu işler için gerçekten iyi bir ustan olması lazım Türkiye'de. Ucuza almazsan da bu işten kar edemezsin düzgün. Yok, kar edemezsin ya. Şu an Bahadır, kârdaydı. Bu işe girme diyorsun yani. Bahadır ne yap? Egonu tatmin için sadece kenara hani atayım, böyle kenara dursun yıllar boyunca. İşte çoluğuma çocuğuma antika. Ben kullanırım. Ha, olur. Yoksa alayım satayım bunlar değerlensin, yapma bunu. Ben sana başka tavsiye ve önerilerde bulunurum falan. Bitcoin al falan diyorum. Şaka. Var var. Coinlerimiz var çok şükür. Coinleri satıp bunları alırsak alacağız zaten. Benim de bir çiftliğim var. Coinları satıp. Coinları satıp coin alacağım. Ne diyorsun, var mı? Bunlar bir tavsiye değildir arkadaşlar. Şu an Bahadır'ın söyleyeceklerini ne diyor ekonomistler? Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Bu garajlardan bu araçları daha toplama olayı nasıl olacak diye girdim sana. Toplayamazsın dedim. Ya toplarsın. Direkt mevzuyu kapattın yani. Ha, o zaman kapatmayayım, dur açık bırakayım. Gittik bir garaja aldık. Dur aldık, daha parçaları tamam. Alacağız. Tamam. Ya aşağı yukarı kaça alıp kaça satıp bu işten ne kadar kâr ediliyor? Bir de atıyorum 5 sene önceki olayla şu anki olay da aynı değil. Bugün ikinci el arabalar bile fabrika çıkışlı araçların normal fiyatına yakın. Yani tamam. Böyle bir durum da var. Bir de böyle bu araç piyasası ne hale geldi? Biraz Levo. Evet, şu sıralar ben de alım satım işine girdim. Ya bu sıra derken ben 3-4 yıldır da ciddi manada bu alım satım olaylarına girdim. Ve gerçekten Türkiye'de akıl almaz bir değişim var. Bu araba fiyatları hani iş çığırından çıktı diyor. Gerçekten çıktı ya. Ama yapacak bir şey yok. Yani burada. Peki bunun ama sebebi ne? Ekonomi işte şeyi mi eleştireceğiz? Hani ya de, gerçekten neyse sebebi bunu söyle. Artık ucu nereye dokunursa. Eleştirel durumları. Ya bu dünyadaki genel sorun mu diyelim? Genelde Türkiye'de şu son zamanlarda yani olması gerekenin çok üstüne çıktı fiyatlar. Burada ya buna ne sebep oldu diyorsun? Dünyadaki aslında bu pandemiden ötürü ama yaşanan. Ama pandemiden önce de böyleydi. Ya bizim. Öyleydi aslında ama biz bunu bahane ettik biz. Biz bir arabaya 4 araba parası veriyoruz biliyorsun. Bu yıllarca böyleydi. Ya bir şey söyleyeceğim şimdi. Hop, o zaman ülkedeki yönetim sistemine geliyoruz. Türkiye'deki araç fiyatlarının yüksekliği tabii geçmişten, geçmişte de vardı bu olay. Bu neden kaynaklı? Özel tüketim vergileri, işte KDV'ler, onlar bunlar. Gerçekten canımızı okuyorlar biliyorsun o konuda. 100 binlik araba 300 bin liraya alıyorsun. Geçen gün niyet ettim, dedim ki hemen buluyorum şimdi, bak kaç paraydı ya, bir tane araba alayım dedim. Sen böyle keyif için bakarken alayım bu arabayı deyip alıyor musun? Tabii ki oluyor, çok oluyor. Yani fiyatını biliyorum az çok. Tahmin ediyorsun. Hani bu arabanın fiyatı uygun deyip hemen aldığım bir sürü araba var öyle. Gerçekten bir liste bir şey çıktı önüme geçen gün reklamlarda. Sonra dedim ki şu an bulamadım. Bu arabanın gerçekten ham fiyatı ne? Merak ettim abi. 5 milyondu arabanın fiyatı. 5 milyon. Ham fiyatı ne? Tahmin edebilir misin? Bir tane bir tahminde bulun. Araba ne? Ya 5 milyonluk bir araba. Ha yani sen şu an Türkiye şartlarında. Türkiye'deki fiyatı 5 milyon. Maserati işte Ghibli işte şu an hani motor falan seçenekleri anımsamıyorum. Bir şey diyeyim hani. Mi? En fazla 1 milyondur. Tebrik ediyorum seni. 1 milyon ha. 1 milyon 99 bin TL. Arabanın ham fiyatı. Sana 900 bin diyecektim de 1 milyon diyeyim abi, dedim. Abi böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü ya? Yani burada mümkün. Yüzde iyice abarttılar olayı. %200 özel tüketim vergileri, KDV. Pezevenk bu 4 milyonu kim alıyor? Niye alıyorsun bu 4 milyonu ekstradan? Abi böyle bir şey yok. Üreten firma zaten kazanamıyor bunu. Hani bu parayı kazanamıyor zaten abi. Zaten Türkiye'nin kendine ait bir yerli markasının olmamasının sebebi de bu. Adam diyor ki
Mercedes, BMW, bilmem ne. Bak Almanya bunlarla belki şov yapıyor. Bunlarla ülke hazinesine katkıda bulunuyor. Ama benim açmama gerek yok ki diyor. Gerek yok. Almanya'dan senin Daha Mercedes fazla para 100 kazanıyor. bin lira kazanıyorsa ben Mercedes'ten 400 bin lira kazanıyorum. Yani onu 500'e satıyorum. 100'ünü Mercedes'e veriyorum. 400'ünü ben alıyorum diyor Çok devlet. acayip. Neyse bu çok Almancı muhabbetini, hani Almanya'da araba kaç Almanya paraydı olur, falan. Belçika olur, fark etmez Yo, yani. orayı. Onların muhabbetini yapıyorlar yani, Almancı olayları değil. Olayı şuraya çevireceğim. Tarihte birik. Evet, duymak istediğin şey TOGG. Yerli arabamız geliyor. Abi bizim değil o yerli araba ya. Ben Yapmayın onun ya. şemalarına baktım. Yurt Orada çalışan dışından. arkadaşım var bu arada. Kullanılan malzemeler Kanada mıydı? Yurt dışından. Ondan sonra Kanada'dan çizimi bile İtalyan bir araçtan galiba alıntı. Ya Yani Almanya, Belçika, İtalya'dan sürekli malzeme geliyor. evet, biliyorum. Kargodan, ve orada çalışan arkadaşım var benim. Böyle bir abi diyor ya, diyor arabanın diyor hiçbir parçası burada üretilmedi ki. Bildiğin şu an hani montajı gerçekleşiyor orada şu an. Türkler montaj yapıyor. Yaşasın! Ve Montaj yerli mi oluyor? yerli oluyor. Bunu zaten yapılıyordu. Toyota'da da burada fabrika açtı. Honda'da fabrika açtı. Ne bileyim, birçok firmanın fabrikası zaten burada Türkiye'de mevcut. Yine aynı şekilde diyor yerli üretimi. İyi de bütün parçalar orada üretiliyor. Burada birbirine, dediğin gibi monta iyi montaj yaparız. Ha, yaptığına Biz montaj montajı yaparız ama derler. halk olarak yani. Devlet de burada montaj yapıyoruz diyor En güzel size. montajı devlet yapıyor zaten. Montajlıyor bizi. Yani bu araba fiyatları gerçekten hani, bir de değişik değişik böyle çok akıl oyunlarıyla değişik son dönemde, işte hani fakire göre sunduğumuz arabalar işte biraz daha orta halli, zenginler ÖTV seninki %60, seninki %40. Ya ne yapıyorsunuz? Sabit bir şey yapın bunu düzgünce. Ya bak belki hani şartlar aynı değil evet ama ben 2010'da aldım aracımı. 50 bin liraya aldım. Fulün fulüydü. Daha eklenecek bir şey yok arabaya. Koltuklara kadar değiştirdim. Şu an satsam 10 yıl kullandım. 120 bine satıyorum arabayı. Hani tamam belki o zamanın 50'siyle bu zamanın 120'si arasında belki fark vardır. Ama olmaması lazım. 2010'da dolar ne kadardı? Hemen Olmaması onu lazım düşüneyim işte. şimdi. Tabii şu an Türkiye'de baya baya bir araç hani ekonomik olarak kendini garanti altına almak gibi bir şey oluyor. Hani eskiden şeydi ya, evim var mı? Var. Şimdi arabam var mı? Var bir tane. Sürekli değerleniyor baya. Arabaya baktın mı? Şimşek Şimşek çakıyor. düşmesin arabanın üstüne. Yok lan şimşek düşse bir şey olmaz da yıldırım düşmesin. Yani araba olayı gerçekten Türkiye'de yatırım aracı olarak kullanılmaya başlandı. Ben de öyle yaptım bu arada ya. Arada bir sürekli alıp Sen atıyorum kenara. zaten Araba evet yani atıyorum canın kenara. istediği zaman aa güzelmiş deyip güzelmişten öte aa avantajlı bir fiyatmış. Ben Avantaj. bunu satarım ileride şuna buna deyip alıyorsun. Tabii Aynen tabii tabii. şu an garajında mesela kaç tane satılmamış araç vardır? Var araba Kaç çok. tane işte? Ya Aşağı totalde yukarı. şu an hani 11 tane araba var herhalde bende ya. Hani Sen galericisin ya galerici bildiğin. de ya, biniyoruz onların çoğuna da ya, ben ona biniyorum, ona biniyorum işte, hani bir şeyler biniyorsun arada işte, satılık tabii ki bunlar, galericilik de denilebilir ona. Peki daha demin hurda alıp bunu revize edip satma olayından bahsediyorduk. Onu bir toparlarsak. Kaça alıp kaça satıp bu işten ne kadar kâr edebilirim? Doğru kanallarla bu işi gerçekten, hani doğru kanal doğru kar ve ciddi paralar kazanılabilir. Ama nasıl? Dediğim gibi az önce de bu, dedim ya, Ahmet Usta, Mehmet Ustalar değil de gerçekten hani ya, ismen Ama bunları takılı Ahmet ustalarla, Mehmet ustalarla ustalarla yapıyorsun. yapmak zorundasın bir yerde. İyi bir kanalın, iyi bir ustanın olması lazım. Çünkü diyor seni sikmeyecek hani. Bana bunun teklifini yapan da Seni oldu. kazıklamayacak Bizim adamı bulmak lazım. şirketin araçlarıyla ilgilenen, kamyonlarla falan ilgilenen bir Ha, usta doğrusun. var. Bizde bir sürü kamyon Doğru var doğru öyle biliyorsun. kanalımız varsın. Dedi ki Bahadır gel bu işe girelim, bulalım, ben yaparım, ederim. Bir Zaten benim işim bu, ustayım şey ben diyeceğim. dedi. Yani Yani... sizde öyle bir kanal var. Artı kamyoncu potansiyeliniz var. Var ya, ne parçalar getirtirsiniz Türkiye'ye ya. Üf, kaçakçı Bahadır. Buraları kesme ha. Kaçakçı Bahadır. Yani bizde kaçak iş yok. Ya yok, o parçaları, ama gerçekten şimdi bizim de mesela adam diyor ki ihtiyaç oluyor. Nereye gidiyorsun? İşte şuraya gidiyor. İtalya'ya gidiyor abi. Ben geçen şey getirttirdim bir arabaya. Söyleyeyim şimdi, buradan alıyorlarmış. Adam dedi ki abi jant dedi, işte Gürcistan'a gideceğiz dedi. Tamam dedim, jant varsa jant getirtirin. Adam gidiyor jant kapak dandik arabayla gidiyor buradan Gürcistan'a. Takıyor Cillop onları gibi değil mi? takıyor abi. Getirdi onu bana. Ben kaç paraya aldığını bilmiyorum ama belli bir fiyatta bana da verdi o arabayı. Şey Takmasına ne gerek var? Bagaja atsın dört Yok tane. öyle olmuyor.
Sorun mu çıkarıyorlar? Tabii sorun çıkarıyorlar Türkiye'ye geldiği zaman. Benim yedeğim ya diyecek. Jantlar mı yedek? Bulgaristan'a girdim, jantımda sorun çıktı. Dört tane jant aldım, bunları da bagaja attım. Gürcistan'daydık, Bulgar'la ne işimiz var? Dur ya şimdi. Fark etmez, ben salladım. Benim komşulardan gidiyorum Bulgaristan. O tip olaya girdiğin zaman aynı telefon falan tablet gibi olaylar da mesela yurt dışından geldiğin zaman sorguluyorlar yani 3-5 tane niye getiriyorsun kardeşim? Bir tane benim zaten. Orada da jant da oluyor. Öbürünü söküp atıyorlar abi. Çöp de o çünkü. Diğerini takıyor üstüne. Gelirken getiriyor. Burada atıyorum benim 15 bin liraya alacağım jantı. Jant takımı 15-20 bin lira denilen bayideki jantı. O kadar adam pahalı mı ya jant? Öyle öyle. Benim bu jant merakım yok da o yüzden fiyatları da bilmiyorum. Hala İyi satın jant. Aldığım jant neyse onunla gidiyor. Yani standart aracı ha. Aldığım jant da. İyi bir jant gerçekten bu paralardan başlıyor. Adam oradan bir getiriyor. Aynı jantı 6 lira 7 lira getiriyor. Ciddi fark. Ha diyeceksin ki bu jantın fiyatı böyle mi? Zaten öyle. Geri kalanını gene devlet alıyor herhalde. Borusan'dan gidip aldığım zaman onun gene bir ÖTV'si, KDV'si, vergisi, cartı, curtu var. Peki aşağı yukarı ne kadarlık kâr ediliyor bu işte? Senin dediğin ya araba sen bir sistemini bu aldın, revize ettin. Ya şu an yaparsam ve sattın. Şu an evet. O zaman şartlar buna pek uygun ve elverişli değildi. Şu an yaparsam şöyle düşün. 30-40 liralık bir araç aldın. Üstüne sen 30-40 liralık araç ya, var mı ya? Hurdayı aldın. Hurda alacağız ya. Dedin ya hurda istiyorum diye. Doğru. Hurdayı aldın. Hurdanın üstüne de bir 100 lira böyle iyi bir şekilde ama iyi revize yani. Güzel parçaları yurt dışından getirerek yaptırdık. Koyduk üstüne. 150 liraya mal ettin arabaya. Ama bu tip araçlar klasik olarak adlandırılıyorlar. Yani fiyatları da ona göre değişiyordur. Yani tabii. 150'ye mal ettin. Klasik araç olduğu için belki 400 lira diyecek 400 adam. 500 lira. Tabii tabii mesela. Tabii. Öne açık ama bunun bir fiyat aralığı veya kıyaslayacağım başka muadili hani mukayese edebileceğim başka bir araç yok ki. Bugün ERS Garaj diye bir firma Biliyorum, var. Biliyorum ben takip ediyorum. Biliyor musun onu? Aynı bizim dediğimiz işi şu an onlar yapıyor. Alıyorlar evet. Eski araçları. Toparlıyorlar, düzeltiyorlar. Çok güzel bir güzel şekilde bir satıyorlar. Ekipleri var işte. Senin dediğin olayı bunlar baya baya kurumsal bir şekilde yapıyorlar. Ve yani tamam Allah daha çok versin de orada 100 liraya mal ettiği arabayı sen 700-800 lira dediği bile oluyor yani emin ol. Bu işin önü açık çünkü. Orada meraklısını bulursa anlaşıldı mı burada ne oldu hani. Meraklısını bulduğu anda olay bitmiştir abi. Gerçekten 10 numara işçilik çıkıyor, 10 numara işler çıkıyor ama fiyatlar astronomik yüksek. Hani böyle çok astronomik, çok yüksek çıkıyor fiyatları. Ama bu trafikte de gitmiyor değil mi bu araçlar? Yani ufacık bir kaza olsa veya başka bir şey olsa, parçasıyla ilgili bir sıkıntı olsa bayağı uğraştırıyor seni herhalde. Genelde o tip insanların zaten 3-4 tane arabası vardır muhtemelen. O tamamıyla keyfi böyle ara ara kullanacak. Hani sürekli trafikte gün içinde Şişli'de, Mecidiyeköy'de trafiğe sokacak halleri yok herhalde. Görüyoruz Ağoğlu sokuyor eski araçlarını. Ağoğlu ya. Gitti mi Koç Müzesi'ne? Çok güzel araçlar aynen, var. Aynen. 10 numara ya. İşte yani müzelik gibi. Birçok benim tanıdığım arkadaşlar var mesela. Adam kağıthanede yer tutmuş kendine. Bir depo, dükkan artık kendi şahsına mı aitti bilmiyorum. Kiralık mı da. İçine ısıtma sistemi kurdu. Sabit sürekli ısınıyor içerisi. İçinde işte 20 tane böyle klasik araba. Müze bunu, gibi mi? Müze. Ama sana bana açık değil yani. Sadece kendisi giriyor. Egosunu tatmin ediyor. Böyle mutlu oluyor. Şey çok iyi yani hani sürekli orada adam var başında onlara bakım yapılıyor işte temizleniyor. Birçok insanın böyle garajı var aslında Türkiye'de. Yani Türkiye'de de klasik araba merakı olan birçok insan var. Peki sen bu ustalarla bir araya gelip başında duruyor musun bu işlemlerin? Yoksa abi bende araç var al bunları düzelt bana geri ver satayım mı diyorsun? Yani her aşamada var mısın? Ya her aşamada yoksa yatırımcı gibi misin? Olmak zorundasın gidip kontrol etmek zorundasın yoksa... Dediğimiz yani sen anlıyor musun? Araba yolda yok kalsa be, motoru ya. Açıp anlar mısın? Yok be açıp bakıyorum öyle ya. Ben motordan anlamıyorum bu arada. Araba bak. Motorundan. Ne oldu oğlum? Nereye gidiyor konu? Konu nereye gidiyor? Araba motorundan anlamam. Motosikletten de çok. Motorsal olaylardan anlamıyorum ben ya. Nelerden anlıyorsun daha sen? Daha çok işin teknik. Yok yok. Yani kozmetik olarak birçok şeyini yaptırıp onlarla alakalı evet çözüme kavuşturabilirim ama motorla alakalı çok teknik bilgiye sahip değilim. Böyle hani samimi akrabam, eş dostlarım var. Onlara yaptırıyorum. Onlara da güveniyorum yani. Sen bir gün beni aradın. Bahadır Florya'ya geliyorum dedin. Hatırladın mı? Orada araba alacağım gel beraber bakalım dedin. Seninle garaja gittik. Range mi var? Değil mi? Genel bir şeye bakmaya gittik. Şezeli'de yemek yedik. Ne araba ya? Aynen ne araba alacaktım o zaman? Ondan sonra gittik garaja. Aldın mı sen o arabayı? Ne yaptın? Ne aldım? Ne almaya Range'ler gittim? Range'ler falan vardı. Muhtemelen bir şey almaya diye gittim herhalde. Bir şey almaya gittim ama ne? Beraber senle şey köydeki garaja gittik. Tamam. Hatırlıyorum da hangi arabaya baktık biz o gün ya? Bir Evoque vardı. Evo'ya baktık herhalde. Range Range Rover. işte. Range Rover Range Evo'ya baktık. Bir tane de 911 vardı da Porsche ona
Sadece baktık ona. Ona baktık. Ona doğru. Bindik ama Evoque. Porsche'a baktık. Tabii Evoque o an alabileceğim potansiyelde bir arabaydı ama diğeri bayağı o dönem işte 2016 ise 2016 ya da 2015'te öbür Carrera'ya çıkarttın. O bize şey yan geldi mi derler. Ağır geldi o an. Onu alamadık. Onun baktık. Sen o gün aldın mı? Evoque aldım ama onu almadım. Başka bir Evoque aldım. Şu anda var ha bir tane Evoque bende. Seviyoruz. Evoque da seviyoruz. Yani. Bu range'ler affedersin sorunlu milyonluk araçlar. Ama her yerde range var. Nasıl oluyor bu iş? Hepsi ikinci el mi? İkinci el de milyonluktur bu. Başka bir şey soracaksın zaten. Hep ne soracaksın? Sorunlu sana? Araba falan diye. Yok sorunlu değil. Sorununu bilmiyorum da abi her yerde range var. Ama herkes araba fiyatlarından em vuruyor. Nereye baksan milyonluk araçlar var. Ya bu iş Türkiye'de nasıl gidiyor? Bu iş şu an Bahadır'ın oturduğu lokasyonla alakalı bir tabii. Gülme. Burası, bakın burası çok önemli. Bahadır Florya'da oturuyor ve etrafı gerçekten orada Şahin gibi range. Yani bu arada Şahin gibi de demek doğru değil. Çünkü Şahin de kalmadı. Bizim Toyota gibi range var. Aha, yani. Aynen Toyota gibi, Hyundai gibi range var. Gerçekten orada Range Rover, orada Range Rover. Ya bu arabaların birçoğu da gerçekten ciddi meblağlar. Ha? Senin mahallende ilgisi yok abi. Var semtin... İstanbul'un bütün geneli range kaynıyor. Ya senin semtte daha fazla işte ya. Çok zengin insan var orada o yüzden. Zenginler kaçtı. FETÖ'den kaçtı hepsi. Yani dediğim gibi Florya'da bunlar daha çok görülüyor. Ama diyeceksin ki daha kırsal kesimlerde yok mu? Oralarda da var abi dediğin gibi. Onlar ama şey yapıyor mesela 2007-2008 falan alıyorlar. Sizin oradakiler 2019-2020 alıyorlar. Ama her yerde oluyor işte. Bu bahsi geçen arabaların her biri de gerçekten milyonun üstünde. Yani hani kriz vardı ya. Hani Türkiye'de herkes açtı. Onu demek açtı. İstedim işte. Anladım. Her tarafta kriz var aslında. Gerçekten anladım. İnsanlar bakma bugün mikrofonlarla sokağa çıkıyorlar. İnsanlarla röportajlar yapıyorlar falan. Bu krizi hissediyoruz. Milletin cebinde gerçekten harçlık yok, para yok. Öğle yemeğini yiyecek yemeği yok belki de. Onu diyorum ama arkadan range... Ordusu aha, geçiyor aha. Anasını satayım. Milyonluk arabalar. Zaten bunun birinci elini istesen de kolay kolay alamazsın. Büyük ihtimalle bir ikinci el dönüşümü var devamlı bu sektörde bu araçların. Yani konuyu gene döndürüp dolaşıp siyasete bağlayacağız gibi gözüküyor. Ne amacın ne yapmak istiyorsun bilmiyorum Bahadır. Aldıracağım seni bugün evinden. Hani biz araba sohbeti yapıyoruz ama düşünüyorum taşınıyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'de araba sohbeti yapmak bile bir şekilde onu siyasete evet, bağlanıyor. Evet bağlıyoruz çünkü mecburen bağlıyoruz. Vergiler, fiyatından, vergisinden. ÖTV'ler. Konuyu oraya bağlamak durumunda kalıyoruz. Ama Türkiye'deki son 20 yılda, 22 yıldır belki 25 yıldır bu uçurum aradaki fark her geçen gün daha da fazla açılıyor. Hani diyorlar ya işte zengin daha zengin, fakir daha fakir. Evet abi, evet. Gerçekten o aradaki uçurum açılmaya ve büyümeye başladı. Orta halli de fakirleşiyor. Hani şu dönem şartlarında. Yo, bugün, öyle öyle. Bugün az önce bahsediyoruz diyoruz ya. 10 yıl önce rahatlıkla 3-5 ev alabilecek adam bugün bir evet, evin hesabını evet, yapacak evet, durumda. Evet ya ben yaptığım ticari işlerden kaynaklı işte bir şeyler başarıp bir şeyler elde edebiliyordum sürekli olaraktan. Ya da atıyorum geçtiğimiz yıllarda bana diyor adam ya sen daha hani lüks arabalar alıyordun falan. Ya şu sıra yavaşlattık çünkü alamıyorum hani. Çünkü alsan da sonra onu satamıyorsun ki. Senden de alacak adam çıkmıyor. Çıkıyor. Sizin oradaki Florida'ları satıyorum da. Kakalıyorsun komşuları. Senin komşularına satıyorum onları. Ama gerçekten o uçurum var böyle insanların hani gelir düzeylerinin arasında. Ben de şaşırıyorum birçok şeyi ama elden bir şey gelmiyor. Buna hükümet, devlet bir şekilde koordine, kontrol etmesi gerekiyor. Onlar da bu durumdan memnun herhalde ki bayağı. Geçen alışveriş yaptı ya şey onu bağlayayım mı? 1002 lira, bin lira tuttu tutuyor. Ve ha. Her şey çok güzel dedi. Aldıkları yemin ediyorum 300 liralık malı. Aynen öyle. 300 liralık malı 1000 lira hesap ödüyorsun ve gayet güzel fiyatlar tamam, diyor. Bugün, ulan 80 bin lira maaş alıyorsun ve dokunmuyorsun. Sana tabii ki de bugün, güzel. Bugün 3 lira maaş alıyor birçok insan. 3 bin lira, 4 asgari bin lira ücret ama. Üzerinden konuş. Birçok firma bak üniversite mezunu. Fıstık gibi gençlere ilk işi olması da önemli değil. Belki 5-6 yıllık tecrübesi de olsa ilk baştan asgari ücreti deniyor. Ben de 3000 lira vereceğim sana diyor. O tip olayları biliyorsun sen. İK muhabbetleri işte İK'larda adamlar tak çekiyor karşısına pat pat konuşuyor. Kaç para maaştı? Ve diyor ki sana. 2800. Hadi canım. Diyor ki kardeşim 3000 liraya çalışmıyorsan başvuran 1000 kişi var bu ilana ya diyor. Ben birini bulurum 3000 liraya çalıştıracak diyor. Ve kaliteli eleman, vasıflı eleman umurlarında değil. 3000 liraya çalışacak eleman umurlarında. O adam sana belki de 3000 liraya çalıştırdığın adamdan 7-8 kat fazla kazanç getirecek. O onu düşünmüyor. Benim cebimden ne çıkacak? 5 çıkmasın 3 çıksın. Tamam böylelikle zaten rol model olarak aldığımız işte
üçüncü sınıf dünya ülkeleri olmuş oluyor. Hani bayağı köle durumuna geçiyor. Çünkü diyor ya adam, ya şurada şu kadar insan var şöyle. İyi de baktığın zaman oradaki toplumun içinde belli bir kesim gerçekten işçi. Birileri de çok zengin, çok iyi yaşam sürüyorlar. Türkiye'yi de o hale getirmeye çalışıyor aslında birileri, anladığım kadarıyla. Bugün araba fiyatları 100 iken birdenbire 200 oldu, 250 oldu. Ama asgari ücret 2000 iken 4000 olmadı ya da 5000 olmadı. Bak hala 2800'lerde 3'lerde geziniyor yani. 3000 lira olan asgari ücretin sen şimdi adamın alım gücünü düşünsene. Ev alacaktı, para biriktirdi, 250 bin lira yaptı ki çok zor bu. Asgari ücretle bu paraya yapalım. Evet, düşünsene ayda 3 bin lira gelirim var. 300 bin liralık evi nasıl alacağım? 300 bin liralık evim. Asgari ücretli birisinin zaten şu an lüks bir araba ya da lüks de değil orta sınıf bir arabaya binebilmesi, normal bir evde yaşayabilmesi imkansız hale getirdiler. Bir ev dediğinde 500 bin liralık evden bahsediyoruz. Bölü dediğin zaman 3 bin lira 166 ay bölü 12. 14 yıl çalışsa öyle mi oluyor? 14 yıl çalışıp arabayı mı alabiliyor? Veya evi mi alabiliyor? Aynen önce? Öyle orta halli bir şey yapabiliyor. Zaten arabalar da ev fiyatında artık. Bazıları daha da pahalı. Aha. 14 yıl hiçbir şey yememesi, içmemesi gerekiyor. Evet, bütün maaşı aldığı bütün gibi ona verecek. Ha, çok iyi ya. Süper. Ama Levo'da 11 tane araba var. Bu bak şimdi şey, bu, bak buraya nasıl geldik? Hep buradaydık Levo. Buradan bir yere gitmedik. Arkadaş tabii. Beni sıkıştırıyor şu an. Karnım ağrıdı bak. Eskiden otoşovlar olurdu. Ben bayağıdır olmuyor galiba. Olmuyor evet. Şu an bu sene online yapılacak. Çocukken gidiyordum. Maydanoz Showland'de falan olurdu. Hatırlar mısın bilmiyorum. Benim ev Ataköy taraflarındaydı. Nasıl? Ben 96-95'ten beri 6-7 yaşında otoşova gidiyordum ben işte. Tamam, ben çocuktum. De 14-15 yaşında gidiyordum işte. Yani 95'te falan. Gider miydin onlara? Tabii ki. Bizim için o gerçekten çok önemli bir aktivite. Bir yıl öncesinden biz hazırlanıyoruz ona. Yani burada yanlış anlaşılmasın. Bizim için hac, ümre gibi bir şeydir bu. Gerçek söylüyorum, gülme. Çok önemli bu. Hani bizim için bu gerçekten yerine getirilmesi bir vecibe gibi düşün. O hani sene orada varsa ona gitmek zorundasın. Zorundasın ya. Kesinlikle gitme. Belli bir grup arkadaş grubumuz var. Onlar orada gidilecek, oturulacak, tartışacağız. Bu araba neden böyle oldu? Ya Leve, sen evli değildin o zamanlar değil mi? Otoshow'daki mankenler 7-8 yaşında da olsam hala benim aklımda. Ben senin niye gittiğini de çok rahat anlıyorum. Tabii fotoğraf çekiliyorduk. Her arabanın başında en az 2 tane manken duruyordu. Üf be. Tabii canım, o zamanlar nerede göreceğim mini etekli kadını? Bu çok şey oldu. Kötü adam. Viskimi verin. Kötü adam gülüşünü de yaptın. Bu otoshowlara gidiyordun mesela. Geziyordun, dönüyor muydun? Oralarda satış falan yoktu herhalde. Ya o dönem zaten yani varsa da ben bilmiyorum. Yani satış varsa da şöyle vardır. İsim yazdırıyordun da sana fabrikadan getirtiyorlardı falan herhalde. Ya bayi mantığıyla düşünebilirsin. O dönem tabii ben çok küçükken onlara otopa girmiyordum ama hani bir otoshowda öyle bir hamlem olmuştu. 2005 falan da herhalde. Bir araba için konuştum ve o dönemde Volkswagen Scirocco diye bir model vardı. O dönem yeni çıkmış. Of, beni böyle heyecanlandırdı. O ilk çıktığında ilk çıktı, göz bebeği gibiydi. Evet, ilk çıktı. Bende Audi A3 vardı. Audi A3'lerin de meşhur olduğu böyle bir dönem. Bütün gençler aldı onu. Ben de aldım. Tek kapılı. Hatchback'lerden nefret ediyorum. Tek kapılı ama. Ben yıllarca Polo kullandım. Onun arkası da hatchback geliyordu. Işte. Hatchback geliyordu. O yüzden artık sedan araba istiyorum demiştim. Babamlara falan söylediğimde bana A3'ü önerdiler. Yok dedim, istemiyorum. Audi olması da önemli değil. A3 olması da önemli değil. Ben sedan istiyorum demiştim. Abi düşün, A3'ü yerine gittim Honda aldım o zaman. Sedan diye. Yo, ben bir dönem işte. Yani böyle takıntılarım mesela benim var. Ben bugün de araba alacak olsam yine gider sedan alırım. Senin böyle bir takıntın var mı? Yok, benim bir takıntım yok. Ben o an, bana araç o an, olsun. Yok, o anki psikolojime bağlı. Yani bir an bakmışsın evde çoluk çocuk var. Gidiyorum işte tek iki kişilik arabalar alıyorum mesela. Ama gene de onun da keyfi ya. Alıyorum. Sanki öteki arabada var zaten başka 4 kişilik. Benim göz bebeğim TT'ydi. Şimdi onun da üretimi yok galiba. TT'nin yok, son kasayı yapıyorlar Audi ben TT. Ben görmüyorum. Çünkü çok yüksek Türkiye'de çıktı. Uzun zamandır bak, yıllardır TT görmedim ya. En son TT ne zaman gördün trafikte? Ben mi? Ben görüyorum, benim gözüm. Nereden görüyorsun ya? Ben sürekli gözüm açık. En son serverde gördüm ben tamam TT'yi. Tamam, işte serverde görmüşsündür de sonradan bir kasa daha çıktı onu. Makyajdan da o senin hani serverde gördüğünden sonra bir daha makyaj gitti. Gitti serverde, onu karbon katlattı zaten. Karbon da sevmem ben arabada. Sen sever misin? Yok, ben karbon. Karbonu ben pikaplara yapacaksın. Ben genelde kaplama olayına çok böyle şey sıcak bakmıyorum. Kaplama olayına ben de sevmiyorum.
Neyse orada işte ha o şurakka olayını anlatıyordum işte. Dedim ki bir alayım buradan. Evet satış varmış, satış yapılıyormuş. Abimi aradım hemen. Abi bana para gönder falan diye. Bir kapora gönderir misin şuraya? Alalım şu arabayı. İçindekiyle beraber dedim. Yok, bayağı o ara bir atılım oldu. Sonra Mini Cooper almıştım. Vazgeçtim bundan yine. Bir Mini Cooper vakkası oldu. Mini Cooper için ya benim düşüncem tekerlekli tabut. Sevda, aşk. Sevda. O gösterge paneli çok iyi değil mi? Gösterge. Yuvarlak yuvarlak. Kesinlikle. Ama bir yere çarptığın an arabanın markasını bile kesinlikle tahmin edemezsin. Mini Cooper'la. Ya ben büyük kazalarım olmadı öyle şükür de. Cooper'la, Mini Cooper'la bir araca, bir kamyonun altına girdiğini düşünsene. Ha girdim ben. En son bir tane kabrio. Girip çıkmışsındır. Öyle yok yok ufak çaplı böyle. Telefonla uğraşırken böyle hafiften böyle altına, kasasının altına birazcık sürttüm. O kadar frene bastım durdu yani. Öyle basit bir çapmaydı ama içine göçtü. Sonra zaten hemen yarınki gün sattım onu falan. Ama şu var, Mini Cooper gerçekten bir sevda ya. Onu şu an sen hani ben gözlerinden de anlayamam, algılayamazsın onu. Yap. Araba sevdaları için sevdiğin filmler varsa onu da soracağım birazdan. Mini Cooper'a gelmişken ben bir film önereyim. İtalyan Job. İtalyan işi. Tam bir Mini Cooper'ın reklamını yaptıkları film. Muhteşem evet, evet. Bir film. Aslında bilinçli yapmamışlar onu. Mini Cooper'larla soygun yapıyorlar. Tamam aslında bilinçli yapılmamış o film. Normalde filmde hani Mini Cooper'ı öne sürelim veya işte reklam olsun gibi bir çabaları yokmuş. Öyle tesadüf olmuş diye ben de bir yerde duydum. Yani şu an resmi olarak evet bu böyledir değil de yani ben de duydum. Bir arkadaşımın halasının... İzledin mi o filmi? Tabii ki izledim. Bir arkadaşımın halasının oğlu. Fast and Furious izliyorduk biz. Nasıl mesela bak bu... Abi sen diyorsana Fast and Furious çıktı biz çılgına dönüyoruz. Onu deliriyoruz. Var mı böyle izleyip de çılgına döndüğün? Ay işte arabalarla gidiyoruz dönüyoruz eve. Eve dönerken bir de 3-5 arkadaş gittiysek pislik bir şekilde geri dönüyorsun. O aynı hareketleri yapıyorsun. Hani 1-2 ne zaman çıkacak? 3 çıktı. 4 ne zaman çıkacak? Tokyo Drift'i izleyince garajda atıyorum karuselin garajında falan böyle drift yapmaya kalktın mı? Kesinlikle. Yani o filmi gerçekten araba sevdalısını izleyip de sonra ben bunları yapmadım diyen kişi yalan söyler. Hepimiz yapmışızdır, denemişizdir yani. İpucu ver bakalım nasıl drift yapıyor? Yani o kaydırma olayını el frenini çekiyor sonra debriyaj. Ben yapmıyorum ki ya. Ben öyle şeyler hiç yapmıyorum. Ben makas drift falan. Ya buradan şey gençlere çoluğumuz çocuğumuz söyle. Var. Çoluğun buradan çocuğun olmadan böyle önce nasıl yapıyordun? Hadi onu söyle hadi. Buradan gençlere tavsiyem. Gerçekten söylüyorum. Şu an var ya makas atan falan görüyorum. Sevgili arkadaşlar beni buradan dinleyenler. Makas atanlara ana avrat herkes sövüyor. Biz de evet 20 yaşında yaparken demek bize de sövüyor. Tabii sövüyorlardı. Ben çok bugün de kötü sövüyorum. Bir şey ya. Ben yol vermiyorum hiçbirine. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben makas an... atıyor ya arkadan görüyorum aynadan geliyor hızla. Vışt makas atıp geçecek. Hemen yan şeritteki arabayla aramdaki mesafeyi İyi kapatıyorum makas atamasın diye. Aferin. Sonra kaza daha kötü kazalar olsun. Yapmasın ama abi gerçekten yavaş gitsin. Yapılmasın bu ya. Gerçekten çok kötü bir şey ya. Ben söylüyorum öyle. Ama bunu da Levo söylüyor. Hayatı bununla geçmiş. Yok. Araba sevdalısı bir insan. Gerçekten çok kötü bir şeymiş sırf ya. Drift yapmak için araç satın alıp hafta sonu 4 gün sonra satan adam. Yapmayın arkadaşlar. Gerçekten çok kötü ya bu. Hani yapılmaması gereken tamam, bir şey. Tamam kamu çünkü... spotu kısmını bitirdik. Şimdi söyle nasıl drift oluyor. Ben bilmiyorum o yüzden soruyorum ya. Sese bak ya. El frenini çekiyorsun. Sonra... Gaza yükleniyorsun. Gaza o sırada mı yükleniyorsun? Yüklen sen gaza. Ya söyle ya, bir şey olmaz. Almazlar bunun için seni boş, gelir. Boş ver arkadaşlar. Yapmayın böyle şeyler. Ya ben merak ediyorum. Yapmayacağım tabii ki de. Sen gaza kökten git ya. Bakalım ne oluyor. Böyle el freni çek. İndir. Gaza bas. Yapma. Vites düşür. Puf, gazı kökle. Yok vallahi ya. Şey gibi oldu hani böyle. Otomatik araçlı olmaz o zaman. Yok bu. Otomatik. Ya otomatik araçta şu an zaten hani birçoğu otomatiğe döndü. Senin sevdan olduğu için soruyorum. Sen manuelcisin. Otomatikçi. Yok otomatikçi olduk artık. Ben tamam çocuk doğduktan sonra otomatikçi olmuşundur. Yani öyle de söyleyebiliriz ama normalde gerçekten şu manuelle an... yaptıklarını otomatikte yapamıyorsun. Yani manuel olduğu zaman gerçekten yüksek motor olması lazım. Bugün hani S2000, Honda S2000'ciler vardır ya o S2000'in otomatiği olmaz tabii ki. Araba zaten tamamıyla drift için tasarlanmış ve bunun için işte Nissan 300, 300SX'ler, 200SX'ler falan bunlar hani sırf bu iş için üretilmiş araçlar gibi düşünüyoruz. Bunların da otomatiği olmasın. Düşünüyorum başka ne vardı mesela böyle arabalarda. Sen araçlarla ilgili konsept videolar da çekiyordun. Aracın içinde muhabbetler, sohbetler. Evet ilk denemeler öyle bir şeyler yaptım. Araba konseptli rap sanatçılarını konuk ettiğimiz. Oval ismi altında.
konuk ettiğimiz programlar yaptık. Benim yaptığım işi aracın içinde yapıyordun yani bu işi. Evet, yaptık birkaç bölüm sonra da. Benim öyle devam... arabalarım olmadığı için ben ses kaydı alıyorum sadece. Bu da iyi ya. Neyse ya işte. Peki araba kullanırken başına gelen ilginç olaylardan bahset bakalım biraz. Polis çevirmeleri. Ya birçoğu var ama bu arada ben alkol kullanmadığım için başıma çok iş gelmiyor. Tabii ki başımıza gelen olaylar için de hani işte makas attım veya işte bunlar gözlemle. Bir kere el frenine asıldık işte ki ormanlık Sarıyer bölgesinde bir yerde gacır gucur asıldık abi el frenine. Rumeli dönüyoruz Caddesi. Falan. Ha? Rumeli Caddesi ormanlık alan. Benim okul oradaydı ya biliyorum. 5 yıl orada yaşadım. Abi hani hiç olma iyi biliyorsun yer işte. Hiç olmadık bir yerde karşına jandarma çıkar mı ya? İyi de o bölgeye jandarma bakıyor. Tamam da ne işi ben var? Her gün okula giderken jandarma çevirme yapıyordu orada. Abi zank diye önümüz bomboş. Ormandayız. Hadi asılalım çevirelim arabayı. Oraya falan. Jandarma bakıyor. Jandarma çevirme yapıyor orada. Yarım saat derdimizi anlattık. Dedik ki kedi çıktı önümüze. Adam, ondan kaçıyorduk drift yaparken. Adam böyle yapıyor. Gidin başkasını kandırın diyor. İşte neden böyle yaptın falan. Bayağı bir de karşında sonuçta. Oranın jandarması yemez. Niye biliyor musun? Yemedi evet. Oranın jandarması çünkü her gün ormanlık alan ya. Fuhuş bilmem ne. O kadar çok şeyle uğraşıyorlar ki. Gecenin birinde ormanlık alandan patır patır adam topluyorlar. Donlarını bilmem nelerini böyle. Aşağı çekmiş adamları atıyorlar jandarma arabasına. O kadar çok şeyle uğraşıyorlar ki. Onu, sen kedi çıktı, şu çıktı, yalan, bu çıktı. Yemez ona. Ha. Ne yapıyorsunuz diyor, niye böyle şeyler yapıyorsunuz falan filan diye. Nasihatler ya, yaşımız da orada gerçekten 17 yaşında falan, 17-18 yaşında adam. Oo, çok eskiymiş yavaş. Be. Tabii dediğim de eski. Ya yakın zamanda da... 20 yıl önce. Ha, aynen. Bir konser muhabbetine giderken bu Topkapı'dan çıkış yerine orada tam böyle E6'ya bağlanan bir yerde yan vermiş gidiyoruz ama bak. Yan gidiyoruz. Niye düz gitmek varken neden yan gidiyoruz onu bilmiyorum. Gençlik ateşi. Evet, virajı bir türlü tamamlayamayınca tabii bu dediklerim hepsi eski çünkü yeni olarak bir şey anlatamam. Yani şu an bayağı... Yok, Seymen'le hiç... Eymen diyesim geldi. Seymen'le Poyraz doğduktan sonra zaten o işler. Ya ben evlendikten sonra da hiç kavga bile etmiyorum yani şeyde yolda. Şey ama önceden tabii. Niye canım, demin hangi rapçileri dövdüğünü anlatıyordun. Aha, şimdi yok şu an. Konser basıp. Hiç kavga etmiyorum şu an. Eskiden yapıyordum böyle şeyler ama şu an gerçekten duruldum o konuda. Trafikte de hani yol istediklerinde yol veriyorum falan, böyle sinyaller falan. Gayet düzgünüm. Ama o dönem işte deniyorduk dedim ya. Gittik abi, viraj bitmedi. O viraj demek ki hatırlayamamışız doğru. Viraj bitmedi. Dönüşümüzü tamamlarken toparlayamadık. Zang bariyere girdik, parça parça araba. Nerede kapışırlardı? Burası çok enteresan ama bak. Bakın burası çok önemli. En güzel yerine geliyoruz. Kazayı yaptık. Arabanın karşısına dırza oturuşum ya da bağdaş mı kurdu diyelim. Arabanın karşısına oturduk. Çömelip bakıyoruz böyle, duruma bakıyoruz. Ya iki araba geçti peşimizden ya üçüncü arabada babam ve rahmetli dedem. Hayda. Böyle usul usul beyaz bir Mercedes var, E200 bizim. Böyle usulce süzülerek geliyorlar. Geldi, geçmiş olsun dediler. Ne oldu? İç baba çarptık falan dedim, araba işte şurada. Hani bariyere çarptık. Sen de o babanın böyle arabayı kaçırıp devamlı çarpan zıpır yo, çocuğuydun yok, değil yok, mi? Canım öyle şey değil. Yok, sürekli çarpma olayı sürekli yok. Sürekli çarpmıyordun ama habire yok, kaçırıp. Yok yo, ya kaçırma olayı babanı deli ediyordun. Yani. Orada da çarptık işte, adam dedi ki birbirinize dedi arkadaşlar, Samim falan da var işte, dedi ki arkadaşlarınız birbirinize dedi bunu dedi uyarmanız gerekiyor, hızlı gittiğinde yapma diyordu. Samim diyor ki tamam diyor, hani amca diyor tamam diyor. Böyle benim sana ulan şerefsiz, sen bağırıyordun arkadan, yapıştır hani. Hani gazlayalım, hani yan verelim. Diyecek abi babana. Anladım. Tabi diyor, birbirimizi diyor kışkırtmayın hani falan. Deden diyor. De varmış zaten. Dedem de böyle siktirin dedi gitti. Bayağı küfür etti ve gittiler onlar. Sonra polis geldi. Polis gene anlattık. Yine aynı yalanlardan söylüyoruz. İnanmadılar. Minibüs sıkıştırdı falan dedik. Polis dedi ki oradan dedi lastik izlerini biz görüyoruz dedi hepsinin dedi. Anladık ne yaptığınızı falan yaptı. Rapor mapor tuttular falan filan. Böyle bir sürü anlar var da neyse, böyle değişik. Var mı ciddi kaza? Yok. Şükür ciddi. En çok nerede kapışıyorlardı biliyor musun? Ben Ataköy'de oturuyordum. Aha. Atatürk Havalimanı'na havuzlu kavşaktan gidiş var ya. Aha. Dört şeride falan çıkıyor orası. Aynen. Orada devamlı yarış yaparlardı. Şimdi polis devamlı orada onların peşindeydi. Şimdi her yerde radar var. Evet. O yüzden... Elektronik radar işte yani. Ve fena yani şu an öyle çok nadir yani, artık eskisi gibi değil herhalde, bilmiyorum ben. Katılmadığım için hiçbir o... Tamam, sen şu an hiçbir şey yapmıyorsun. Yokuz. Sadece normal bir şekilde 17, en son 17 yaşında yaptın tamam. Aha. Tamam. 18 bile değildin. Yani bir suç teşkil ediyorsa seni alamazlar. 18'den küçük. Çocuktum o zaman ya.
Zaman aşımına uğramıştır zaten. Peki bu Formula 1'e ne diyorsun? Gidiyor musun? Şu anda büyük rezalet Türkiye'de Formula 1 bence. 230 milyonluk bir pist yapıldı ve heba oldu bu pist. Yani ben gene burada hani siyasi olaya bulaşmak istemiyorum. Organizasyonu doğru yapılamadı, pist doğru kullanılamadı. Belki işte bu insanları oraya hani götürecek ve geri döndürecek altyapı, yollar sağlanamadı. Birçok problem var. Bu sene insanlar birbirine ezme noktasına geldi ya giriş çıkışlarda. Ya yapılamıyorsa yapmayın. Ya da belli bir kapasitede bilet satılır, belli bir kapasite sınırlandırılır olay. Ona göre yapılır. Yani bu Formula 1 olayını hakikaten bir türlü çözümle İşte bir zaman yapıldı yok. Asfalt değişikliği yapıldı. Onu yaptırdılar. Kabul ettiremediler. Orası bence Yanlış yatırım mı? bence yanlış yatırım. Orayı bir türlü beceremediler. Yani oradan gelir elde edemedi ülke olarak biz. Prestij de Aynısını Olimpiyat sağlayamadık. stadında da yanlış yatırım Of yaptılar. yani bu Daha hala metro var mı bilmiyorum oralara. Yani var olabilir belki de uzun yıllar eskiden evet yoktu. uzun yıllar yapılmadı. Ya Olimpiyat stadında maç yaptılar. Ülkenin başbakanı helikopterle stada geç kaldı. Ne yapmış? Helikopterle trafik mi varmış? Trafik olduğu için helikopterle daha sonradan Anladım. Anladım aktarıyorlar adamı. ama Anladım. geç Gene kaldı geç herif ya, yine kalmış. geç kaldı. Değişik. Adam dedik diye adam değil mi Adam. yani? Hadi. De adam. Adam değil misin? Değil misin yani? O daha kötü. Milletvekillerinin arasında bir adam dediler. Ne Evet, diyorsun? değil misin mecliste söyledi. Ha, değil misin? Adam değil misiniz? De. Peki Levo, şimdi senin iki tane aslan gibi çocuğun var. Allah bağışlasın. Sağ ol, Sen bazı teşekkürler. yollardan geçtin biliyorsun. Yarın öbür gün bu çocuklar 18'den önce araba almak isterler, binmek isterler, gezmek isterler. Nasıl karşılayacaksın? Sen bu yollardan geçtiğin için seni İllegale kandırmaları zor karşılarız. olacak mı? Anahtarı. Veya ben veririm çocuğuma mı diyorsun? Yani Anahtarı arkadan kaçıracağım. gelen iki küçük Levo daha var. Senin huyunu kapmışsa bunlar, bunlarla araba kaçıracaklar. Müsaade etmeyeceğiz inşallah. Bakalım. Nasıl olacak bilmiyorum ya. Onu zaman gösterecek. 10 sene sonra göreceğim ya. Bakalım neler olacak Merakları var ama. mı şimdiden? Baba bana araba kullandır. Baba Yok bir tane. Öbür ufağı aslında kucağıma geliyor işte direksiyon tutayım falan. Başlıyorlar tabii o şimdiden de. gelenek ya. Benim Hani 3-5 yaşındayken dedemin ama babamın kucağında araba kullanırdım. evet O evet. artık yani ona bir şey demiyorum da o asıl 13'üne 15'ine gelince araba Bakalım. kaçırmalar Kaçırmayacaklar ya. veya Herhalde. babamın galerisi var Ya nasılsa. şöyle yapacağız yani. Bu bir şekilde o duygularını bastırmak adına atıyorum go kart bilmem ne. Hani o tip aktivitelere dahil ettiğin zaman en azından bunları da törpülemiş olursun. Bizim zamanımızda böyle bir şey var mıydı? Yoktu. Pist var mıydı? Yoktu. İşte hani go kart nerede? Çok nadiren go kartlara gidiyorduk tabii Go-kart ki de. bugün kalmadı bile. O bir ara bir meşhurlaştı. Sonra şu anda Gene var rağbet ya yine bazı kalmadı. yerlerde var gene de. Yani bir şekilde onları Florya'da yok. törpülemek adına bir şekilde onları muhtemelen yapacağız diye tahmin ediyorum. Yasaklama hiçbir şeyi. Neyi Yasaklama. yasaklarsan o Tabii ters o ter. teper. Ne Bir yapıyor musun? şekilde Merakın mı anlatacağız. var? Tamam oğlum, benim yanımda gel bakalım. Ya bu tabii boş arazide olacak. Bilmem adam da diyecek ki ben trafiğe çıkmak istiyorum diyecek. Yaşın gelince çık. Bak ben 18 yaşına kadar yemin ediyorum sana 18 yaşını doldurana kadar girene kadar şoför koltuğuna oturmadım biliyor musun? Güzel. Ama dediler ki 18'ine gir, ehliyetini al, arabanı da vereceğiz. Ama öncesinde merakım varsa da hani araba kaçırma gel bize söyle dediler. Merakım olmadı. Hatta şu anda yavaş yavaş sonlara geliyoruz artık. Ben araba konusunu konuşmaktan nefret ederim. Aa. Hayatım boyunca ben kendi arabamın motorunu bile bilmem. Yani Aa. 1,4 onu biliyorum da onun dışında hiçbir şey bilmem. Bir kaç beygir? Bilmiyorum. Araban kaç metre? Metre mi? Ha öyle mesela uzunluğunu merak ettim şu an sordum. Bilmiyorum abi. Hiç Kaç böyle bir santim soru daha önce falan gelmedi. Taşak mı yani? geçiyorsun benimle yoksa ciddi mi soruyorsun? Ya bilir canım herkes, yani herkes derken bizim camianın içindeki adamız Benim hiç kaç merakım yok. Benim zerre kadar araç torku neyse merakım işte hani yok. sadece beygirden ibaret değil. Yani kaç Newton metre torka sahip mi falan mesela. Hiçbir şey Böyle şeyleri bilmiyorum. bilir ne bileyim. Bir tek çok benzin yaktığı için ben bunu servise götürdüğümde sordum. Ya bu 1,6. 4'te miydi? 1,6 yanlış söyledim. Demin 4 dedim değil mi? 4 Bak dedim. onu bile yanlış söyledim Aa. düşün. 1,6. Niye bu kadar benzin yakıyor bu dedim. 1,8 gibi yakıyor ya dedim. Bana dediler ki üretim hatası olmuş. Bu modellerin hepsi 1,6 olmasına rağmen 1,8'lik benzin yakıyorlar. Daha sonra 2 yıl sonra çıkan araçlarda model yükselttiklerinde 5 vitesten 6 vitese çıkartmışlar ve onu düzeltmişler. Demek ki Allah öyle oluyormuş ya. Ben de o zaman öğrenmiştim. 6 Allah. vitesli araçlar var ya. Aha 6 aha. vites olunca yakıt yakımı daha da Tabii canım aza o. indirgeniyormuş sanırım. Aynen. O sorunu yakalamışlar araçta. Bütün herkes servise getirdiğinde bunu söylüyor. 1,8'lik yakıyor bu araç. Biz bunu üst sürümde giderdik dediler. Ve pezevenk ben niye ödüyorum bunun o zaman Günah. şeyini yani. Günah keçisi sensin ya. Aynen öyle oldu. Yani gerçekten şu ana kadar
yaptığım en uzun araba muhabbeti bu oldu. Vay be. Seninle oldu ve çok da keyifliydi. Benim bilgim olmadığı için açıkçası her konuya varım ama araba konusunda merakım olmadığı için anladım. Bilgim de yok. Neyse bugün seni böyle darlamış olduk ama biz yok arkadaşlar canım, darlama değil, çok da güzel bir muhabbet ettik. Arabamı ama sadece araba bak yapmadık, benim araba merakım yok ya. Ben kalktım seninle araç almaya geldim. Aynen ben size bilmiyorum, ben de diyorum Bahadır gel araba bakalım, araba bakmaya araba almaya geliyoruz, gidiyoruz falan beraber. Ama hiç fark etmedin bak. Evet hiç bana uydun yani orada. Ayak uydururum. Her konuya varım. Sen de mi? Levo çok teşekkür ederim bugün kırmayıp benim konuğum olduğun için. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet, muhabbet oldu. Her ne kadar senin ilgi alanına girmeyen bir konuyu konuşmuş olsak da. Ama zaten bu programın podcast serisinin konsepti bu. He, doğru. Senin ilgi alanın neyse ben o konuya da varım. Her konuya varım. Her konuya eşlik ederim. Süper. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ben teşekkür ediyorum. Söylemek istediğin son bir şey var mı? Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım. O kadar araçlarla ilgili konuştuk. Bir kamu spotuyla da bitirmemiz gerekiyordu zaten. Çok teşekkür ediyorum Levo. Önümüzdeki programda yeni bir konuyla, yeni bir konukla birlikte olacağız. Hatta söyleyeyim, ilk defa daha önceden söylemiyordum sıradaki konuğu ve konuyu. Önümüzdeki programda Kezzo'yla Balkan Türklerini konuşacağız. Wow. Önümüzdeki programda görüşmek üzere.